Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2022 yılı akademik yükseltme ve atama töreni düzenlendi değerli izleyenler. Törende Afsu ailesine yeni katılan ve yükseltme alan akademik personellere belge verildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2022 yılı akademik yükseltme ve atama töreni Afyonkocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Tören Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, rektörler, öğretim görevlileri ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program müzik dinletisiyle devam etti. Programda konuşan AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş, AFSÜ'nün marka haline geldiğini ifade etti. İnsan sermayesiyle, ürettiği hizmet ve değerleriyle Afyonkarahisar'ın ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayan AFSÜ'nün kıymeti her geçen gün artan bir marka haline geldiğini büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bunun abartılı bir ifade olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü artık birçok alanda üniversitemizde, birçok kurum seviyesinde, üniversite seviyesinde artık tercih edilebilir olduğumuzu görüyoruz. YÖK ve üniversiteler nezdinde tıklar olduklar konuşulduğunda konunun bir öznesi hemen AFSÜ oluyor. Yaptığımız çalıştaylar ve çalışmalar artık bu alanda sözü dinlenir bir üniversite haline gelmemizi sağlamıştır. İlaç veya araştırmalar konuşulduğunda yine öznelerden birisi hemen AFSÜ oluyor. Pandemi döneminde AFSÜ yöneticiliğinde yaptığımız çok merkezi ivermektin çalışmasının tüm dünyada kısa süre içerisinde elinin üzerinden atıf aldığını görüyoruz. Ve ülke çapında bu tanınırlığımızı arttırdı. Çünkü ülkemizin en önemli ilaç çalışmalarından birisi oldu. Üniversitemiz Cumhurbaşkanlığı İlaç ve Aşı Çalışma Grubu üyeliğine seçildi. TÜBİTAK Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde kurulan ilaç, aşı ve biyoteknoloji konularında ülkemizin 4 merkezinden birisi olan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğine YÖK'ü temsilen atandım. Eczacılık fakültemiz çok yeni bir fakülte olmasına rağmen 3 yıl içerisinde ilk 10 sırada öğrenci alan bir fakülte konumuna geldi. Diş hekimliği fakültemiz DUS sınavında üst sıralarda tercih edilen bir fakülte konumuna geldi. Tıp fakültesi akademisyenlerimiz önde gelen tıp fakülteleri ve hastaneler tarafından öncelikle tercih edilir oldu. Vali Gökmen Çiçek de Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin genç bir üniversite olduğunu belirterek sizler sadece öğrenci yetiştirmiyor, hastalara bakmıyorsunuz, sizleri görünce ayrı bir güç buluyoruz dedi. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi genç bir üniversite, yeni bir üniversite. Yeni olmak zordur. Genç olmak, yeniden işe koyulmak kolay bir şey değildir. Koca bir organizasyonu kuracaksınız. Muhasebesini oluşturmak bile aylar yıllar olur. 3,5 yılda gerçekten bize bu içinde yaşadığınız zorlukları hissettirmeden büyük bir gelişme kaydettiniz. Kendi çektiğiniz problemleri ilin ne protokolü hissetti ne de vatandaşlarımız. Siz sadece öğrenci yetiştirmiyorsunuz, sadece hastalara bakmıyorsunuz. Üniversite olarak aynı zamanda bizlerin de hocasısınız. Bizlerle beraber olarak bizleri de tekrardan idarecilikte motive ediyorsunuz. Sizleri görünce ayrı bir güç buluyoruz. Şu an karşımızda sizlerle beraber olmaktan bile bambaşka duygular içerisinde geçiyoruz. Programın sonunda AFSÜ ailesine yeni katılan ve yükseltme alan 160 akademik personele belgeleri verildi.